Konu kısa film ve sinema olunca adını anmadan ve onu yad etmeden bu konuşmayı bitiremezdim. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde tüm imkansızlıklara rağmen kısa filmler çeken merhum yönetmen Ahmet Uluçay'dan bahsedeceğim. Ahmet Uluçay okuduğu kitaplar ve yazılar dışında sinema konusunda herhangi bir tecrübeye sahip değildi. Bir sinema setinde bulunmamıştı. Hatta ve hatta çektiği filmleri izleyebileceği bir cihazı bile yoktu. Ama onda ne vardı biliyor musunuz? Eşine az rastlanır bir tutku. Ne maddi imkansızlıklar ne de sektörden gelen köylü yönetmen gibi eleştirme girişimleri merhum Ahmet Uluçay'ı durdurabildi. Hiç kimseye ve hiçbir şeye boyun eğmedi. Kendi deyimiyle o bir Keloğlan'dı ve padişahın kızına aşık olmuştu. Bu aşkla çektiği kısa metrajlı filmler katıldığı her yarışmadan ödüllerle döndü. Ama onun gönlünde yatan aslan tabii ki uzun metrajlı bir film çekmekti. Hatta bu hayalini uzun metrajın resmi kısa filmiyle anlattı. İşte karpuz kabuğundan gemiler yapmak bu şekilde doğdu. Uluçay kendi hayatını konu ettiği filmde aslında burada bulunan tüm genç iletişimcilere ayrı ayrı mesajlar veriyor. Ben bu filmi her izlediğimde başka bir mesajını yakalayabiliyorum. İmkansızı başarmanın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız mutlaka bu filmi izleyin diyorum. Gazeteci, yönetmen, kameraman veya radyo programcısı fark etmez. Bu alanda ilerlemek isteyen iletişimci adaylarının bu filmden çıkaracağı çok dersler olduğuna inanıyorum. Hatta Ahmet Uluçay ve kısa filmlerinin iletişim fakültelerinde ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum. TRT sinema kuşaklarında bu eserlere yer veriyor. Ben bu vesileyle koltuk değneklerinden kanatlar yapıp Türk sinemasının yakın tarihine adını kazıyan Ahmet Uluçay'ı rahmetle anıyorum. Kıymetli ailesine, filmi ithaf ettiği eşi Ayşe Hanım'a, oğlu İdris Bey'e ve plato olarak kullandığı köyüne yani Tepecik kasabasına da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Umarım hastalığımdan bütünüyle kurtuldum. Beynimdeki tümörden kurtuldum. Her şey şimdi çok güzel. Ben her şeyi çok mutlu ediyorum. Küçük şeylerden bile mutlu olabiliyorum. Sağlıklı yaşamayı düşünüyorum. Ve sağlıklı bir şekilde kendimi harcamadan, çok hırsa kapılmadan sinema yapmayı düşünüyorum. Başka hiçbir şey aklım vermiyor. Sinema yapmayı düşünüyorum. Sinema yapmayı düşünüyorum. Sinema yapmayı düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum.